Duru TV Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninden hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle Duru Ana Haber başlıyor. Sevgili izleyenler, Kayseri'deki terör saldırısında kullanılan aracın Şanlıurfa'dan çalındığı, üzerindeki plakanın ise aynı marka ve modeldeki Kırklareli'de bir araca ait sahte ikiz plaka olduğu tespit edildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 71 plakalı bir araçla gerçekleşen terör saldırısının ardından başlatılan incelemede bomba yüklü araçta kullanılan plakanın Kırıkkale'de yaşayan AT'nin üzerine kayıtlı hafif ticari araca ait olduğu belirlendi. Kırıkkale'deki aracın sahibi AT'nin bilgisine başvuruldu. Polis ekipleri AT'nin sahibi olduğu araca ait plakanın Şanlıurfa'dan çalınan ve eylemin gerçekleştirildiği aynı marka ve model araca sahte ikiz plaka olarak takıldığını saptadı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor. Sevgili izleyenler, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Elbap bölgesinde bir Türk askeri şehit oldu, 9'u da yaralandı. Fırat Kalkın Harekatı'nın 118. gününde Suriye'nin Elbap bölgesinde bombalı araç saldırısı sonucu bir uzman çavuş şehit olurken 9 asker de yaralandı. Şehit uzman çavuşun cenazesiyle durumu ağır olan bir asker helikopterle Gaziantep'e getirildi. Yaralı asker Şahin Bey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sekiz yaralı ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralı askerlerin tedavileri devam ediyor. Ümraniye HDP ilçe binasında yapılan protestolardaki görevi sırasında 6 katlı binanın çatısından düşen polis memuru Numan Şeref Datlı şehit oldu. Dün akşam Ümraniye HDP ilçe binasında yapılan protestolardaki görevi sırasında 6 katlı binanın terasından havalandırma boşluğuna düşen polis memuru Numan Şeref Datlı şehit oldu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Ümraniye HDP İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binanın terasına çıkarak terör olaylarını protesto etmekte olan iki şahsı indirmek amacıyla binanın terasına çıkan polis memuru Numan Şeref Datlı'nın basmış olduğu tentenin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan düşerek şehit olmuştur denildi. Şu pasajı... Ümraniye Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli 21 yıllık polis memuru Numan Şeref Datlı'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu bilgisi alındı. Sosyal belediyecilik gereği hayatın her alanında çalışmalar yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi ile yeni doğan bebeklere ve ailelerine destekte bulunuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ilk gözünü açtığında Büyükşehir yanında sloganıyla başlatmış olduğu Hoş Geldin Bebek projesiyle ilk defa bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere bebeklerinin kişisel bakım ve giyim malzemeleriyle destekte bulunuyor. Bu projemiz kapsamında yeni doğan bebekleri ziyarete geliyoruz. İnşallah iyi insanlar olacaklar. Memleketlerine, milletlerine faydalı insanlar olacaklar. Allah başlasın.
Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında Haliliye ilçesi Sırrı Mahallesi'nde bulunan Hasan ve Eda Nur Göncü'nün öküz çocuklarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi bebeklerle ilgilendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yardım paketlerini aileye teslim etti. Ama gene de eskiden Antep'e falan gönderiyorlar, başka şeyleri gönderiyorlar. Söyledi doktor, dedi ki Antep'e göndeririz. Bebeklerle ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, proje kapsamında yeni doğan bebekleri ziyaret ediyoruz. Millete, vatana hayırlı evlatlar olmasını diliyorum dedi. Bu projemiz kapsamında yeni doğan bebekleri ziyarete geliyoruz. İnşallah iyi insanlar olacaklar, memleketlerine, milletlerine faydalı insanlar olacaklar. Allah başlasın diyor. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da yıkılan 11 Nisan Stadyumu'nun yerine yapılan Novada Alışveriş Merkezi henüz açılmadan mühürlendi. Nisan Stadyumu ve çevresindeki spor tesislerinin yıkılmasının ardından yerine yapılan ve önümüzdeki günlerde hizmete girmeye hazırlanan Novada AVM ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır yapımı devam eden Novada AVM bir türlü bitmek bilmedi. Şanlıurfa'nın merkezinde inşaatı devam ederken bir taraftan da çirkin görüntü oluşturuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Neval Oteli'nin arkasından geçen yolun bir bölümünü bünyesine katarak kaldırım yaptığı gerekçesiyle Novada AVM'ye mühür vurduğu öğrenildi. Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde oturan 20 yaşındaki Hasan Gergin, girdiği bunalım sonucu pompalı tüfekle intihar etti. Olay bu sabah Haran'ın Kartepe mahallesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hasan Gergin, evde kimsenin bulunmadığı sırada duvarda asılı pompalı tüfeği çenesinin altına dayayarak ateşledi. Silah sesiyle eve koşanlar Gergin'in kanlar içindeki cesediyle karşılaşıp durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri çenesinin altına dayadığı tüfekle yaşamına son verdiğini saptadığı Gergin'in cesedini otopsi için Adli Tıp Kurum morguna gönderdi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İçkara köyünde su, elektrik ve yol sorunu vatandaşı çileden çıkardı. Yıl 2016 Aralık. Neredeyse 2017'ye gireceğiz. Hala yapılmayan birçok köy ve mezra yolları var. Kış ayları karşısında adeta çile haline dönüşen köy ve mezra yolları halkı isyanın eşiğine getiriyor. Haliliye ilçesine bağlı mahalle olarak geçen iki köyümüz bir muhtarlığa bağlı olmaktadır. Şu anda yaklaşık olarak 2000 nüfuslu olması gerekirken susuzluktan dolayı şu anda 350 kişiye inmiştir. Bu da tabii ki toplumlarda şu anda miras olayı oldukça susuzluktan dolayı şehre göç çok başlamıştır ve şehre göç olduğu için köyde kimse kalmamaktadır. Halbuki az toprakla çok verimlilik olayı olması gerekirken şu anda köylü o verimi almamaktadır. Kış mevsiminin yaklaşmasına rağmen İçkara köyündeki yollarda bakım ve onarım yapılmadığını ve yıllardır yolun durumunun bu halde olduğunu söyleyen köylüler Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundular. Yollar adeta çamur deryası. Veliler çocuklarını okula gönderirken sıkıntı yaşıyor. Duru TV mikrofonlarına konuşan köylüler sıkıntılarını şöyle dile getirdi.
Bu sene suyumuz hiç kalmadı. Yani bir damla suyumuz yoktu. En azından tankerden belediye bize getirip getiriyordu. O da tanker başına 50 milyon, 100 milyon para veriyorduk. Ondan sonra yani sorunlarımız çok. Sadece su tek değil. Ne biliyorum yani her şeyimiz eksik. Köyde perişan olmuşuz. Şu anda elektrik sorunumuz var, su sorunumuz var. Daha geçen sene var, sene bir şebeke, su şebekesini çektiler, su gelmedi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat işçisi 19 yaşındaki İbrahim Karaaslan, otomobilin çarpması sonucu öldü. Kaza bu sabah Viranşehir Ceylanpınar Karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgedeki bir inşaatta çalışan İbrahim Karaaslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada plaka ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü kaçarken sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde Karaaslan'ın öldüğünü belirledi. Karaaslan'ın cesedi güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaldır şeye oturmuş, alır biraz kaldırıyorsun. Polis inşaat işçisinin ölümüne neden olarak kaçan sürücünün kimliğinin saptanarak yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Bozova ile Suruç ilçesini birbirine bağlayan karayolunun dar olması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Öyle ki yolda herhangi bir aydınlatma çalışması da yok. Şanlıurfa'nın Bozova ile Suruç ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda sürücüler adeta hayatta kalma sınavı veriyor. Yolun dar olması kazaları davetiye çıkarırken öte yandan aydınlatmanın olmaması ve durumu daha da tetikliyor. Yoğun trafik akışına sahip olan yolda aynı yönde seyahat eden araçlar sollama esnasında sorun yaşarken farklı istikametlere giden araçlar ise birbirine çarpmamak için yavaşlamak zorunda kalıyor. Araçlar sık sık şarampole yuvarlanma tehlikesiyle karşılaşıyor. Bu yolda defalarca kaza meydana gelmiş ancak herhangi bir tedbir alınmamıştı. Bu yol üzerinde bulunan överler Büyükhan, Hurma, Kırk Mağara, Denizbacı, Ak Mağara ve daha birçok kırsal mahalle bu sorunu yaşarken yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyor. Yolun genişletilmesini ve aydınlatılmasını isteyen sürücüler meydana gelen kazaların tekrarının yaşanmaması için yetkililerden gelecek kararı bekliyor. Dar yolun bir diğer sorunu ise çökmenin meydana gelmesi. Ağır iş makinelerinin de aynı yolu kullanması nedeniyle yolda çökme meydana geliyor. Yağmurlu günlerde ise bu yol adeta göle tarih halini alıyor. İki şey birbirine bağlanıyor, adeta göle dönmüş. Araçlar yolda gitmekte zor anlar yaşanıyor. Şanlıurfa son yılların en yağışlı yılını geçiriyor. Sezon başından bu yana düşen yağışların önümüzdeki haftada devam etmesi bekleniyor. Gün boyu kas saat güneş. Şanlıurfa bu yıl son yılların ortalamasının üzerinde yağış aldı. Meteoroloji Şanlıurfa İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kentte 1 Ekim 15 Aralık tarihleri arasında metrekareye 136 kilogram yağış düştü. Düşen yağışlar tarım arazileri için elverişli olurken Meteoroloji İl Müdürü Mehmet Kutluay, Aralık ayının ilk 15 gününde ise 100 kilogram yağış düştüğünü belirtti. 1 Ekim'den bugüne kadar toplam yağış 136.2 kilogramdır metrekareye. Bu ay birinden bugüne kadar da 90.9 kilogram metrekareye düşen yağış. Şimdi önümüzdeki hafta nasıl olacak dersek, önümüzdeki hafta parçalı bulutlu, sıcaklıklarda biraz daha düşme görülecek, sonra artmaya başlayacak. -6 ile 8'e kadar düşecek, sonra +8'e kadar tekrar çıkacak. Önümüzdeki hafta içerisinde özellikle perşembe ve çarşamba ve perşembe dikkatli olmamız lazım. Güzel bir yağış geliyor. Bu yağışla birlikte yükseklerde kar beklentisi var. Halkımızın
buna göre tedbir olmasına fayda var. Zaten biz de meteorolojik olarak ihbarımızı Sayın Valimize bildireceğiz bu konuda. Yağışların ardından birkaç günlük güneşli hava hakim olacak. Ardından yağışların geri gelmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre çarşamba ve perşembe günleri yoğun yağışla birlikte kar yağışı beklentisi de var. Sevgili izleyenler, 20 gün önce 7 lira olan 30'lu yumurta kolisi şimdi ise 14 liraya satılıyor. Bazı yumurta fabrikalarının kapatılmasının %100'lük artışa neden olduğu değerlendiriliyor. Türkiye'de yumurta fiyatları adeta tavan yaptı. Son 20 gün içerisinde yumurta fiyatları %100 zam aldı. 30'lu yumurta kolisi 7 liraya satılırken şimdi ise 14 liraya satılıyor. Şanlıurfalı yumurta satıcıları fiyatların çok yükseldiğini dile getirerek bu durumdan kendilerinin de rahatsız olduğunu ifade etti. Yumurta fiyatları bundan 3-4 hafta evvel 7,5 ile 8 arası satılıyordu. Şu anda satış fiyatı 13 ile 14 arası değişiyor. Tabii gramajlar dahil. Yani örneğin X large var, bir de medium var. Fiyatların yükselmesini ise bazı yumurta üreticilerinin iflas etmesine bağlıyor. Köy yumurtalarının fiyatı ise biraz daha yüksek. Organik olduğu gerekçesiyle daha çok tercih edilen köy yumurtasının tanesi 85 kuruştan satılırken kolisi ise 20 liraya satılıyor. Yani bu fiyatların yükseliş nedeni duyduğum kadarıyla bir 3-4 tane firmanın kapandığını duyduk. Dışarıya ihracat olduğunu duydum. Ondan dolayı şu anda Türkiye genelinde yumurtada bir sıkıntı var. Yani bayağı da yüksek. Yani biz esnaf olarak müşterilerimize fiyatı sunduğumuz zaman tepkiyle de karşılaşabiliyoruz. Yani bunu müşterilerimize anlatmaya çalışıyoruz ama bayağı da çok yüksek. Yani yarı yarıya bir fark var. Ondan dolayı yani şu anda fiyatlar öyle. Köy yumurtası fiyatları ne yani? Köy yumurtanın fiyatları şu anda kolisi 20 milyon. Tane olarak da 850-900 arası değişiyor yani. Almanya'nın Köln kentinde Türkiye Gençlik Birliği teröre karşı sessiz çığlık eylemi gerçekleştirdi. Türkiye Gençlik Birliği Almanya'dan PKK'ya terör örgütü muamelesi yapılmasını istedi. Almanya'nın Köln kentinde Türkiye Gençlik Birliği TGB üyeleri teröre karşı sessiz çığlık eylemi gerçekleştirdi. Eylemde İstanbul, Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırılarında yaşamlarını yitirenler anılırken Almanya'dan PKK'ya terör örgütü muamelesi yapması istendi. Tarihi Köln Katedrali önünde toplanan grup ellerinde terör eylemlerini kınayan dövizlerle şehitlerin fotoğraflarını taşıdılar. Zaman zaman Türk Kürt kardeştir, PKK kardeştir, Atatürk gençliği görev başında ve yurtta barış dünyada barış sloganları atıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Almanca yapılan konuşmalarda PKK terör örgütünün eylemleri ve PKK'nın Kürt halkının temsilcisi olmadığı anlatıldı. İş vatanımızı almaya, işte geldim vatan için şehit olup kalmaya. Askerim ben, köylüyüm ben, nice dağlar aşarım. Anne baba terk ederim, can vermeye koşarım. Meram Tosun Alman Devleti'nden taleplerini ise şöyle sıraladı. Biraz önce Almanca'da dile getirdiğimiz 5 tane talebimiz var. PKK derneklerini kapatın, propagandalarını engelleyin, izin vermeyin, maddi desteği kesin, silah satışlarını kesin, PKK'ya terör örgütü muamelesi yapın. Çünkü 44 insanı katleden bir terör örgütüdür, bağımsızlıkçı bir örgüt değildir dedi. Atatürk gençliği görev başında! Atatürk gençliği! Görev başında
göle başında. Eyüpiye Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü'nün gençlere yönelik düzenlemiş olduğu Ebruli Hat kursu devam ediyor. Eyüpiye Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen öğrencilere yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi kazandırmak amaçlı Ebruli kursu düzenlediklerini belirttiler. TEOG ve YGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler yoğun ders programından streslerini atmak ve tarihi mirasımız olan Ebruli Hat sanatını öğreniyorlar. Şunu papatya şeklinde çevireceğiz. Tamamıyla istediğiniz her türlü motifler çıkar. Şu şekilde suyun üstünde yapılan bir desen. Şehit Polis Abdülkadir Oğuz Gençlik Merkezi'nde 450 öğrenciye ders verilirken 45 öğrenciye salı, perşembe ve cuma günleri Ebruli Hat sanatı kursu görüyorlar. Değişik bir atmosferde kalp resmini yapabiliriz, motifini yapabiliriz böyle. Vali Ezzettin Küçük Gençlik Merkezi'nde ise pazartesi ve çarşamba günleri 30 öğrenci kurs görmekte. Kurslara katılan öğrenciler Eyüpiye Belediye Başkanı'na teşekkür ettiler. Eyüpiye Gençlik Merkezi'nde TEOG dersleri var. TEOG derslerine giriyoruz. Ders çalışıyoruz. TEOG'umuza 4 ay falan kalmış. Onun için çalışıyoruz. Ebru sanatına gelip kafamız karışıyor bu yüzden ders çalıştığımız için. Geliyoruz Ebru sanatımıza, kafamızdakilerini sanata döküyoruz. Bize bu imkanı sağlayan belediye başkanımız Mehmet Ekinci'ye teşekkür ederim. Gençlere YGS, TEOG dersleri, Ebruli, halk oyunları, futbol, basketbol, voleybol, karate, judo, boks gibi spor alanında faaliyetleri veren kurslara devam ediliyor. Gençlik merkezlerinde düzenlenen kurslara 1250 öğrenci eğitim görürken 6 alan hocası ve 6 eğitmenli hizmet veriyor. Burada gençlik merkezimizde Ebru sanatını çocuklara sevdirmeye çalışıyoruz. Öncelikle hedefimiz çocuklarımıza kaliteli bir eğitimi sunmak. Çocuklarımız alt katlarda TEO ve diğer sınavlara çalışırken bunların hobi olması amacıyla ve derslerde farklılık olsun diye Mehmet Ekici'nin desteğiyle böyle bir kurs açtık biz burada. Şu anda çocuklarımızla da konuştuğumuzda, görüştüğümüzde onlar için farklı bir ders grubuna giriyor bu. Çocukların ruh halini ve sevinçlerini gösteriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik açılan Türkiye'nin ilk uygulamalı çocuk kütüphanesi hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle 100. Yıl Parkı içerisinde yapılan kütüphanede kitapların yanı sıra çocukların kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirmek için mozaik, müzik, resim atölyeleriyle drama etkinliklerinin düzenlendiği sahne de yer alıyor. Hikaye zamanı, yaratıcı masal çalışmaları ve yazarlık atölyeleri gibi çocukların hayal güçlerini genişletecek, zihinsel olarak gelişimlerine katkı sağlayacak birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Çocukların yaptıkları eserleri sergileyecek sergi alanları, uygulama bölümleri, atölyelerin yanı sıra dinlenme ve okuma alanları bulunan kütüphanede ayrıca çocuk kitap yazarları ve uzmanlarla çocuklara yönelik söyleşilerle etkinlikler düzenleniyor. Benim evimde yok bunlardan. Çok güzel ya. Sizin var mı güzel? Beğendiniz mi burayı? Çocukların yoğun ilgi gösterdiği çocuk kütüphanesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kütüphanede incelemelerde bulundu. Çocukların yoğun ilgi gören Şahin onlarla sohbet etti. Kütüphaneyi çok beğendiklerini dile getiren çocuklar Şahin'e teşekkür etti. Sevgili izleyenler, Adana'da çeyiz taşıma bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 40 yaşındaki Ercan Turan'ın depo olarak kullandığı evde 252 kilo esrar ele geçirildi. Abi, bir şey var mı?
Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu mahallesindeki bir apartman dairesinin uyuşturucu deposu olarak kullanıldığı bilgisini alan narkotim ekipleri çalışma başlattı. Eve baskın yapan ekipler boş dairedeki yatak uruçları ve çeyiz sandığı içerisinde 258 kilo esrar ele geçirdi. Tahmini birer kilo ayarlamıştır. Terazi çalışıyor mu terazi? Evi kiraladığı belirlenen Ercan Turan gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlı Ercan Turan, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu itiraf etti. Tamam. Tamam abi. Okey, yeter. Tamam. Sandığın için de konuşalım bakalım. Uyuşturucuyu yatak uruçları içerisinde taşıdığını anlatan Ercan Turan'ın apartmana girip çıkarken dikkat çekmemek için uyuşturucuyu yatak uruçlarına yerleştirdim. Yöneticiye de evleneceğim, ev diziyorum, çeyiz taşıyorum dedim. Öyle deyince kimsenin dikkatini çekmedi dedi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve teşekkül halinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliye sevk edilen Turan tutuklandı. 258 kilo esrarla yakalanmışsın değil mi? Ana haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Çarşamba günü Türkiye Kupası A grubunda oynayacağı Kırklareli Spor ardından da lig maçında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını başlayan Gaziantepspor bu sabah Celal Doğan tesislerinde antrenman yaptı. Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Gaziantepspor bu sabah Celal Doğan tesislerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Üzülmez yönetiminde idmana çıkan kırmızı siyahlı oyuncular antrenmana düz koşu ile başladı. Isınma ve kondisyon çalışması yapan oyuncular dar alanda paslaşma ve taktik çalışması yaptı. Ben diyorum yönetim gitmesi lazım. 20 de değil. Bu arada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbrahim Üzülmez, takımında mantaliteyi değiştirmek istediğini vurguladı. İbrahim Üzülmez, yeni bir kimlik kazanacaklarını belirtirken şunları söyledi. Kamp çalışmalarında bir kere taktiksel olarak çok önem vermemiz gerekiyor. Saha içerisindeki duruşumuz, bireysel anlamda yaptığımız hatalar maalesef maçın kaybedilmesinde çok önemli bir role sahip oluyor. Dolayısıyla bu bireysel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Evet, bu maçı çarşamba bu maçta artık en azından bir galibiyet alıp oyuncuların da üzerindeki bu stresi üstünden almaları açısından bizim için de önemli bir maç. Arkasından bir Beşiktaş maçı var. Bundan sonraki süreçte o 3 puan alabilecek seriyi yakalamamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. O kazanan bir takım üyetini denememiz gerekiyor. Şu anda kaybeden takım. Bu da bizi rahatsız ediyor. Açıkçası beni de çok rahatsız ediyor. Yaptığımız toplantılarda oyuncularımıza da bununla ilgili gereken düşüncelerimizi söyledik. Önce çarşamba günü maçı iyi bir şekilde geçip arkasından oynayacağımız çok çok önemli Beşiktaş maçı var. Haliliye Belediyespor voleybol takımı 2016-2017 yılı ilk yarı Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi 5. gruptaki 10 maçta 10 galibiyet alarak grubunu lider tamamladı. Sahaya çıktığı 10 maçta 10 galibiyet alan Haliliye Belediyespor voleybol takımı 15 Ekim 2016 tarihinde ilk kez karşılaştığı Ceylanpınar Anadolu Lisesi ve sonrasında Dicle 21 Gençlik, Nusaybin Gençlik, Bağlar Gençlik, Kızıltepe Es Gençlik, Kızıltepe Eğitim, Kızıltepe Voleybol, Peyaz Spor, 47 Mavi Spor ve Midyat Belediyespor takımlarına karşı galip geldi. Namağlup ünvanını ligin ilk yarısı boyunca sürdüren Haliliye Belediyespor voleybol takımı 10 maçta 10 galibiyet almasının yanı sıra tüm maçlarda hiç set vermeden galip gelerek ikinci bir başarıya daha imza attı. Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi 5. grupta ligin ilk yarısını lig lideri olarak tamamlayan başarılı takım 30 puanla en yakın rakibini 6 puan farkla geride bıraktı. (Gülüyor)
Playoff'a kalmak için grupta yer alan 10 takım arasında gösterdiği başarıyı devam ettirmeyi hedefleyen Haliliye Belediyespor voleybol takımı 8 Ocak 2016 tarihinde başlayacak olan ikinci yarı maçlarında ilk olarak Ceylanpınar Anadolu Lisesi voleybol takımına ev sahipliği yapacak. Ana haber bültenimizi bu haberle de noktalıyoruz sevgili izleyenler. Ana haberlerimizi urfatv.com üzerinden de takip edebilirsiniz. Hayatın Kalbi Duru TV'de atmaya devam edecek. Yayımda ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.